Merhaba arkadaşlar, ben tarih hocanız Büşra Sevük. Üstüne tarih derslerini beraber götüreceğiz. Çevrenizde beni tanıyan da var, tanımayan da var, tanışmış olabilirsiniz. Tarih derslerini online şekildeyken böyle götüreceğiz. Diğer türlü olduğumuz zaten yüz yüze eğitimi geçtiğimizde nasıl işleyeceğimizi konuşuruz. Bugün sizinle en baştan başlayacağız. Tarih nedir'den başlayalım. Tarih nedir kavramıyla gidelim. Şimdi tarihi bir tanımlayalım arkadaşlar. Tarih ne demek? Tarih ne demek arkadaşlar? İnsan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, yaşayışlarını, yer, zaman. Yer, zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde yer, zaman, neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak objektif biçimde inceleyen bilim dalına biz tarih diyoruz. Bu kavramlar önemli arkadaşlar. Yer ve zaman olacak. Neden sonuç ilişkisi olacak. Belgelere dayalı olacak. Ve objektif bir bakış açısına sahip olacak. Neymiş tarih? Biraz İnsan ilişkilerini yaşayışlarını inceleyen yer zaman bildirerek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak objektif biçimde inceleyen sosyal bilim dalına biz tarih diyoruz. Pekala, tarihin konusu neler olabilir? Buna bakalım arkadaşlar. Tarihin konusu sizce neler olabilir? Siyasi içerikli bir tarih konusu olabilir mi? Olabilir. Askeri olabilir. Başka? Sosyal, ekonomik. Başka neler olabilir arkadaşlar? Kültürel. O zaman tekrar yazalım şunları. Gözükmüyorsa. Siyasi, kültürel, askeri, sosyal, ekonomik. Bakalım ne yaptık? Siyasi, kültürel, askeri, ekonomik, dini ve mimari. Bunların hepsi tarihin konusu olabilir. Örneklendirecek olursak bakalım neler. Şimdi siyasi dediniz arkadaşlar aklınıza gelen ne mesela? Cumhuriyet ilan olabilir mi? Olabilir. Cumhuriyet ilanı bizim için siyasi içerikli bir tarih konusudur. Kültürele baktığınız arkadaşlar ne olabilir? Yazının icadı. Yazının icadı. Askeri dediğimiz ne olabilir? Düşünelim. Savaşlar, bütün savaşlar askeri içerikli olarak tarih konusu olabilir mi? Evet, olabilir. Sosyal konuya baktığımızda sosyal konumuz ne olabilir? Göçler. Göçler bizim sosyal olarak tarih konusu içerisine girer. Ekonomik olarak baktığımızda arkadaşlar mesela sanayi devrimi bizim ekonomik konumuzun içerisinde. Diniye baktığımızda İslamiyet'in doğuşu olabilir. Mimari arkadaşlar yapılan işte camilerdir, kervansaraylardır bu tarz mimari şeyler tarihi mimari konu içerisine girmektedir. Şöyle bir genel tekrar edelim şimdiki konularımızı. Tarih tanımı yaptık. Ne dedik? Tarih insan ilişkilerini inceleyen, yer zaman bildirecek, belgelere dayalı olacak, neden sonuç ilişkisi içerisinde olacak ve objektif olacak dedik arkadaşlar. Tarihin konusu olabilmesi için de siyasi, kültürel, askeri, sosyal, ekonomik, dini, mimari
hepsi olabilir dedik. Bunları örneklendirdiğimizde siyasi konuya Cumhuriyet'in ilanı, kültürel konuya yazının icadı, askeri konuya savaşlar, sosyal konuya göçler, ekonomik konuya sanayi devrimi, dini konuya İslamiyet'in doğuşu, mimariye ise camiler dedik arkadaşlar. Sorusu olan varsa sorabilir. Devam edelim. Evet, tarih biliminin araştırma konusunun içerisine giren iki önemli unsurumuz var. Bunlardan birisi olay, diğeri arkadaşlar olgudur. Şimdi olay ve olgu ne? Bunları bir kısaca işleyelim. Olay kısa sürede meydana gelecek. Kısa sürede meydana gelecek. Kendine has olacak. Kendine has olacak. Somut bilgi içerecek. Bilgi içerecek, yer zaman var. Ve bir gelirse arkadaşlar, başlangıcı, bitişi belli. Peki, olguya geçtiğimizde, olgu olaya göre arkadaşlar daha uzun sürede meydana gelecek. Daha uzun sürede olacak. Genel olacak. Genel olacak. Sürekli olacak. Soyut olacak. Başlangıcı, bitişi arkadaşlar belli değil. Yer ve zaman yok. Şimdi şöyle bakalım. Olay daha kısa sürede meydana gelecek. Kendine özgü olacak. Somut olacak. Yer ve zaman belli olacak. Başlangıcı, bitişi belli arkadaşlar. Olguda ise uzun süreli, genel, sürekli, soyut, yer ve zaman yok. Peki ikisinin arasındaki farkı bakacak olursak, ikisinin arasındaki fark ne arkadaşlar? Şöyle yapalım. Olay ne arkadaşlar? Biricik, özgün ve tekrarlanamaz. Ve tekrarlanamaz. Olgu ise genel ve tekrarlanabilir. Peki örnek verecek olursak buna neyi örnek verebiliriz arkadaşlar? Olay örneğimiz Malazgirt Savaşı. Şöyle düşünün arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'nın nerede olduğu, ne zaman olduğu belli mi? Evet, belli. Şimdi dedik ki tekrarlanamaz. Bu savaşı tekrar edebilir miyiz? Edemeyiz. Başka savaşlar tekrar, yani savaşların olması evet ama Malazgirt Savaşı adı altında bir tane savaş var ve biz bu savaşı tekrarlayamayız. Olguya geldiğimizde ise arkadaşlar ne diyebiliriz örnek? Anadolu'nun Türkleşmesi ise olguya örnek verebiliriz. Şimdi Anadolu'nun Türkleşmesi'nde arkadaşlar uzun süreli bir çabam var. Evet işte
Tam olarak başlangıç ya da tam olarak sonuç yok. Daha uzun sürede, daha genel anlamda sürüyor. Ve tekrarlanabilir bir olay mı? Evet, tekrarlanabilir bir olay. Sorusu olan var mı? Varsa yazabilir. Seray Kareli'yle Sudanet Ok'tan bu anlattığımız konularda ikisini de bilir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sorularınıza cevap verip doğru yanıtlayan öğrencilere. Not alıyor musunuz bilmiyorum ama biraz daha yavaştan alıp şöyle. Yazıyorum önce. Gidelim. Şöyle yavaşlar. Şuradan sınırım o zaman. Dur hocam, yavaş. Alın arkadaşlar. Birazcık bekleyelim o zaman. Tamam arkadaşlar. Şimdi size bir soru arkadaşlar. Tarihte deney ve gözlem var mıdır? Hadi bakalım bunu cevaplandıralım. Tarihte deney ve gözlem var mıdır? Cevaplarınızı alalım. Sudanaz Ökten vardır demiş. Varsa neden var, yoksa neden yok arkadaşlar? Var diyen varmış. Yılmaz Efe yok diyor. Yok demiş. Varsa neden var? Deney ve gözlem. Yoksa neden yok? Hadi bunu cevaplandıralım. Seray Kaleli yok demiş. 30 saniye daha durup cevap verelim arkadaşlar o zaman. Başka bir cevaplar yok herhalde. Suda külüp ki hep yok var yazmışlar. Yani sebebini belirtmiyorlar. Arkadaşlar tarihte deney ve gözlem yoktur. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir kimya dersinde işte bir laboratuvara gidersin, bir şeyleri karıştırırsın, denersin, olur, olmaz, tekrar denersin. Fakat sen şimdi tarihte deney ve gözlemi neyin üzerinden yapabilirsin? Hadi bir savaşalım, olmadı tekrar savaşalım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet savaşırsın, kazanırsın, kaybedersin, farklı bir şeydir. Ama aynı savaşı sen tekrar tekrar aynı şekilde yapamazsın. Sen savaşmışsındır, bitmiştir. Yani tarihte deney ve gözlem yoktur arkadaşlar. Diğer bir başlığımıza geçelim arkadaşlar. Başka. Tarihte kaynaktan bahsedeceğiz. Şimdi kaynak olmadan, şöyle diyelim öncelikle, kaynak olmadan arkadaşlar tarihi gerçekliği ortaya çıkartabilir miyiz? Kaynak olmadan tarihi gerçekliği ortaya çıkaramayız. Yani bunun için elimizde bir kaynak olması gerekir arkadaşlar. Demiştik ya hani az önce belgelere dayanması gerekiyor diye. Kaynak da bir noktada bizim için ne? Belge niteliğinde arkadaşlar. Eğer ki bizim kaynağımız yoksa belgemiz yoktur. O zaman tarihten bahsedemeyiz. Bilimsel bilgi için kaynak gereklidir. Kaynak gereklidir. Peki kaynağın tanımını yapacak olursak ne diyebiliriz arkadaşlar? Şöyle diyebiliriz. Kaynak, tarihi bilgiye kaynaklık eden her türlü malzemedir.
Neymiş? Tarih bilgiye kaynaklık eden her türlü malzemeye biz ne diyoruz? Kaynak diyoruz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Yoksa şurayı silelim. Kaynağı arkadaşlar ikiye ayıracağız. Birinci el kaynak ve ikinci el kaynak olarak. Şimdi birinci el kaynak dediğimizde arkadaşlar olayın geçtiği döneme ait kaynaklar, olayın geçtiği döneme ait kaynaklar, ikinci el kaynaklar ise birinci el kaynaklardan yararlanılarak elde edilen kaynaklardır. Şimdi ne demek istiyoruz arkadaşlar? Birinci el kaynak o döneme ait. Hangi zamandaki olayı inceliyorsak o dönemdeki kaynaklar. Mesela arkeolojik buluntular. Arkeolojik buluntu ne demek arkadaşlar? Şimdi biz bir kazı yapıyoruz. Bu kazı çalışmasında o döneme ait. İşte atıyorum milattan öncesi ya da işte 11. yüzyıla ait bir eser çıkartıyoruz. Bu bizim için birinci el kaynak demek. İkinci el kaynağa baktığımızda ise arkadaşlar birinci el kaynaktan faydalanılarak elde ettiğimiz kaynaktır. Yani buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Mesela örneğin ders kitapları. Şimdi biz birinci el kaynak buluyoruz. Birinci el kaynaklardaki bilgileri okuyoruz, bilgi ediniyoruz. Onun doğrultusunda bir kaynak elde ediyoruz. Buna da bir ikinci el kaynak diyoruz. Sorusu olan var mı? Pekala, devam edelim. Kaynakları sınıflandıracağız arkadaşlar. Bir de sınıflandırma soracağız. Neye göre sınıflandırıyoruz? Şöyle bir yazalım. Gel daha büyük hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar sınıflandırmada sözlü. Şöyle gözüküyor mu hocam? Evet. Sözlü kaynak. Yazılı kaynak. Sesli ve görüntülü kaynak. Ve ne arkadaşlar? Gerçek eşya ve nesnelerden oluşan kaynak. Şimdi dörde ayrıldık arkadaşlar sınıflandırma olarak. Sözlü kaynak, yazılı kaynak, sesli ve görüntülü kaynak, gerçek eşya ve nesnelerden oluşan kaynak diyoruz. Sözlü kaynak neler örnek verebiliriz? Şimdi sözlü kaynaklar arkadaşlar efsaneler örnek olabilir mi? Evet. Destanlar örnek olabilir mi? Evet olabilir.
Yazılı kaynaklara geldiğimizde ise arkadaşlar ne olabilir? Kitabeler, tabletler, değil mi? Bunlar da bizim yazılı kaynaklarımızdır. Sesli ve görüntülüye geldiğimizde ise resimler, fotoğraflar, bunlar da bizim sesli ve görüntülü kaynaklarımız. Hocam Seray atasözü diyor mu? Arasında. Hangisindir, var mıydı? Atasözü belki sözlü kaynakların içerisine girebilir direkt şey olmadığı için. Ama o dönemde çok fazla atasözü yani bunlar arkadaşlar genel anlamda milattan öncesi ve milattan sonrasını baz alarak göz önünde tutarsak. Ve ne dedik? Gerçek eşya ve nesnelerden oluşan kaynak. Ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki arkeolojik buluntular. Neymiş? Sözlü kaynaklarımız efsaneler, destanlar. Yazılı kaynaklarımız kitabeler, tabletler. Sesli görüntülü kaynaklarımız resimler, fotoğraflar. Gerçek eşya ve nesnelerden oluşan kaynaklarımız ise arkeolojik buluntularmış arkadaşlar. Sorunuz var mı? Yoksa yeni bir konuya baştan daha geçelim. Şimdi arkadaşlar, tarihe yardımcı bilim dallarımız var. Bunların bazılarını birazcık açıklayarak, konuşarak gidelim. Bunlar neler olabilir? Önce siz birkaç tane cevap vermeye çalışın bana. Tarihe yardımcı bilim dalları neler olabilir? Peki. Birincisinden başlayalım. Coğrafya demiş bir ülke. Kronoloji. Evet, coğrafya. Başka? Seray Kaleli coğrafya demiş. Aferin Seray. Başka? Bir bir saattir arkeolojik buluntular diyoruz. O zaman Kürtü demiş biri, Adar Aydın Yiğit demiş. Serap Kareli tekrar yine arkeoloji demiş. Sudenaz Öktem arkeoloji demiş. Başka? Başka yok. Mesela heraldik, mühimmatik. Sudenaz diploması demiş. Gene diploması. Evet, diploması da oldu. Diploması demiş. Ezgi Beyza Ayaz holografya demiş. Holografya, evet. Sudenaz Öktem kronoloji demiş. Serap Kareli epigrafya demiş. Yılmaz Efe hukuk olur mu demiş. Ne olur mu demiş? Hukuk. Hukuk da olur. Başka? Sudenaz Ökten filoloji. Epigrafi. Filoloji. Dilim. Başka? Rami Yaşen etnografya demiş. Etnografya yazdık. O da var. Yılmaz Efe edebiyat demiş. Edebiyat da var. Hukuk da var. Sonra şuraya bir Seray antropoloji yazmış. Antropoloji de var. Pekala, şimdi bunları kısaca açıklayalım. Hadi, bunlara da cevap verin. Kronoloji neydi arkadaşlar? Neydi? Kronoloji. Zaman bilimi demiş Ezgi Beyza. Zaman bilimi. Aferin Ezgi Beyza. Kronoloji bizim için arkadaşlar neydi? Zaman bilimiydi. Yani tarih içerisindeki olayları biz incelerken belirli bir süre içerisinde geçeceğimiz zaman kullandığımız bilim dalı hangisiydi? Kronoloji bilimini kullanıyorduk. Mesela işte bunu da şöyle örneklendirebiliriz demiştik. Atatürk'ün ölümünden bahşeyimizi bir kronolojik süre istediğimizde size işte doğumu, ondan sonra
ölümü, işte cumhuriyetin ilanı, meclisin açılması gibi tarihleri sıralayınız dediğinizde burada bir kronolojik sıralama istiyorduk. Deneydi arkadaşlar, en küçükten başlayıp en büyüğe doğru sıralamamızı biz kronoloji diyoruz. Pekala, diğer neymiş ne demişiz? Antropoloji. Antropoloji neydi arkadaşlar? Irk bilimiymiş. Ezgi Beyza. Aferin Ezgi Beyza. Yunan Efe'de insanların çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalı demiş. Sudenaz Ökten ırk demiş. Irk bilimi diyen arkadaşlarımızı kutluyorum. Doğru cevabımız ırk bilimiydi arkadaşlar. Coğrafyaya geldiğimizde neydi? Kısaca yer bilimi diyebilirdik arkadaşlar. Tarih için olayın nerede geçtiğinin önemi vardı. Hatırlayın, yer zaman önemli demiştik. Coğrafya bilimi bunun için bizde önemli. Geldik numizmatiğe. Numizmatik neydi arkadaşlar? Bilen var mı? Para. Hatırlayın, matikten, bankamatikten aklınızda kalacaktı. Para bilimiydi. Sudanaz Ökkem'le Seray Kalili'ymiş. Teşekkür ediyoruz. Bir diğeri arkeolojiydi arkadaşlar. Arkeoloji neydi? Sudanaz Ökten Kazı. Sudanaz, aferin sana. Seray Ezgi Beyza da bilmiş. Kazı bilimiydi arkadaşlar. Peki geldik bir başka bilim dalına. Heraldik neydi arkadaşlar? Heraldik. Bunu biraz hatırlayabilirsin. Arma bilimleriydi. Ezgi Beyza bilmiş. Aferin Ezgi Beyza. Peki diplomasi neydi arkadaşlar? Bize yardımcı olan diplomasi neydi? Devletler arasındaki siyasal belgeler değil miydi diplomasi bilimiydi arkadaşlar? Siyasal belgeler. Yılmaz Efe antlaşma demiş gibi. İşte siyasal belgeler, bunların ne bilir olan antlaşmaları olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Geldik paleografya. Paleografya bilimi neydi arkadaşlar? Neydi? Eski yazı demişler. Yazı bilimi diyebiliriz. Yani eski yazı, yazı bilimi. Epigrafi neydi arkadaşlar? Neyi inceliyordu bunlar da? Kitabe demişler. Kitabeleri inceler. Filoloji neydi arkadaşlar? Eski Beyza dil demiş. Dil bilimiydi, aferin. Arkadaşlar şimdi ara veriyoruz. İkinci dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar nerede kaldık? Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şuraya kadar bir tekrar edelim isterseniz. Az önce yarım kaldı çünkü dersimiz. Tekrar daha sonra kanalları cevaplayalım. Kronoloji ne dedik? Zaman bilimi. Antropoloji neydi? Irk bilimi. Coğrafya yer bilimiydi. Numizmatik para bilimi. Arkeoloji kazı bilimi, heraldik arma bilimi, diplomasi siyasal belgeler, paleografya yazı bilimimizdi, epigrafi kitabeleri inceleyen bilim dalımızdı, filoloji ise dil bilimiydi. Geldik etnografyaya. Etnografya neydi? Hadi bana cevap verin. Etnografya neydi? Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalımız değil miydi? Pekala. Edebiyatı zaten biliyorsunuz arkadaşlar, bu edebiyat dersimizde de özellikle başlangıç konularımızda edebiyat ile tarih ilişkisi falan diye geçer. Şimdi edebiyat dersiyle ilgili ise arkadaşlar, mesela bir önceki derste dedik ki sözlü kaynaklarda destanlardan bahsettik. Biz destanlar için hangi bilime başlıyoruz? Edebiyata. Hukukta ise arkadaşlar neye örnek verebiliriz? İnsanların arasındaki ilişkileri incelemesine. Daha buna neler ekleyebiliriz? İşte sosyoloji ekleyebiliriz, başka ne ekleyebiliriz? Kimya dersini ekleyebiliriz. Bunlar bilime yardımcı, tarihe yardımcı bilim dalları. Peki birazcık soru cevap yapalım sizinle. Siz bana yazın arkadaşlar, oradan okuyacak hocamız. Şöyle bir soru soralım size.
Tarihi neden öğrenmeliyiz? Bana buna bir cevap verir misiniz? Neden tarihi öğrenmeliyiz? Cevap var mı? Irmak Karaber demiş ki, geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Evet, geçmişini bilemez. Biraz ökten, tarihimizi bilmeden geleceğe bakamayız. Doğru. Tarih toplumsal kimliğin oluşmasında önemlidir demiş. Doğru. Bir arkadaşımız da soru neydi demiş. Tekrar edelim mi soruyu? Sorumuz, tarih bilimini neden öğrenmeliyiz arkadaşlar? Şu ana kadar gelen cevaplar doğru. Şöyle diyelim, tarihi öğrenmek gerekiyor. Arkadaşımızın dediği gibi, geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez arkadaşlar. Geçmişi bileceğiz ki geleceğimize ışık saçalım. Şimdi ve bunun dışında şu tarihi öğrenmenin bize kattığı avantajlar var. Mesela eleştirel bakış açısı, çok yönlü bakış açısı, özgüven ya da işte geçmişten ders alma gibi unsurları bize katıyor. Tarihimizi biliyoruz. Mesela nerede hata yapmışsın? Geçmişindeki hatanı görüp geleceğinde hata yapmamaya çalışıyorsun. Ya da işte kazandığın başarıları görüp ya işte biz millet olarak bunu yaptık diye kendine bir özgüven duyuyorsun. Ya da işte bir olaya farklı yerlerden bakış açısıyla bakıp öz eleştiri yapabiliyorsun. Eleştirel bir bakış açısı geliştiriyorsun. Başka neyle devam edelim arkadaşlar? Takvimlere geçelim. Takvimlere geçelim. Şimdi arkadaşlar, tarihte takvimlerin oluşumunda iki şekil var. Biri ay yılı esas alınıyor. Diğeri ise arkadaşlar, neyi esas alıyoruz? Güneş yılı. Ay yılı esas alınanda ne var arkadaşlar? Ayın dünya etrafında dönüşü. Burada ayın dünya etrafındaki dönüş turuna göre bir takvim hazırlanıyor arkadaşlar. Bunu kim hesaplamış, kim bulmuş derdi? Sümerler. Peki, Sümerler ay yılı esaslı takvime göre ne diyor biliyor musunuz? 12 tur atıyor. Bir yıla denk geliyor. Bir yıla da kaç gün ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ay yılı esasta 354 gün ediyor. Peki, güneş yılı esas alınanlara geçtiğimizde ise arkadaşlar... Dünyanın güneş etrafında dönüşünü kendine esas alıyor. Pekala. Buna dair ilk bulduğumuz kimle karşılaşıyoruz? Mısırlılar. Pekala. Mısırlılar ne diyor arkadaşlar? Bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanıyor. Neymiş? Ay yılı esaslı, güneş yılı esaslı. Ay yılı esaslı da ayın dünya etrafında dönüşü baz alınırken Sümerler ay yılı esaslı takvim kullanacak. 354 gün olarak hesaplayacaklar bir yılı. Güneş yılı esasına geldiğimizde ise dünyanın güneş etrafında dönüşü esas alınacak. Mısırlılar buluyor. Bir yılı 365 gün 6 saat olarak değerlendiriyorlar. Sorusu olan var mı? Yoksa devam edelim.
sizinle Türkiye'nin tarih boyunca kullandığı takvimler var. Bakalım bu takvimler nelermiş? Neler bunlara cevap verecek olan var mı? Türklerin kullandıkları takvimler. Hicri demişler, 12 hayvan demişler. Evet, Rumi demişler. On iki hayvanlı. Türk takvimi. Başka ne var arkadaşlar? Hicri takvim. Celali takvim. Rumi takvim. Atladığımız bir şey var. Ne atladık? 12 havanı acı civarı Rumi. Milali. Neymiş arkadaşlar? 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve Milali takvim. Tarihte en eski kullandığımız takvim hangisi arkadaşlar? 12 hayvanlı Türk takvimi. Her hayvan, her ay bir hayvan ismiyle isimlendiriliyor ve o şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Hicret takvimin başlangıcı ne kabul ediliyor arkadaşlar? Hicret takvimin başlangıcı kabul ediliyor. 622 yılı başlangıç olarak esas alınıyor. Celali takvim Ömer Hayyam tarafından Melikşah'a yapılıyor arkadaşlar. Rumi takvim yine güneşi ve esaslı bir takvimimiz. Milali takvim ise günümüzde kullandığımız takvim. Günümüzde arkadaşlar dini günleri belirlemek için hicri takvim. Normal hayatımızı devam edecekken kullandığımız takvim ise miladi takvimdir. Miladi takvimi ne zaman kullanmaya başladık? 1 Ocak 1926'da. Hicri takvim, milali takvim arasındaki farklara bakacak olursak arkadaşlar, dedik ya hicri takvimi dini günlerde kullanıyoruz. Miladi takvimi normal gündelik hayatta. Gündelik hayatımızda kullanıyoruz. Hicri takvim arkadaşlar ayın esaslı bir takvimdir. O yüzden 354 gün olarak alıyor bir yılı. Miladi takvim ise güneşin esaslı 365 gün olarak alıyor. Bu yüzden arada 11 gün fark var. Pekala, işte biri ay yılı esaslı, biri güneş yılı esaslı dedik. Biri 364 gün, 54 gün, biri 365 gün dedik. Biri dini günlerde kullanılıyor, biri gündelik hayatımızda kullanılıyor dedik. Başlangıç Hazreti Muhammed'in hicreti kabul ediliyor arkadaşlar. Başlangıcımız ne miladi takvimde ise 1 Ocak olarak kabul ediliyor. Bunları alalım arkadaşlar. Aldıysanız bunları da silelim. Şimdi bir konuya geçiyoruz arkadaşlar. İnsanlığın ilk dönemlerine bakacağız. İnsanlığın ilk dönemleri deyince aklımıza gelen şeyler neler? Yani ilk insanlar yaşarken nelerle karşılaşmış, nasıl bir yaşam mücadelesi vermiş? Biraz bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak biliyoruz ki yazı yok. Yazıdan önceki dönemde neye bakacağız peki biz arkadaşlar? Neye göre yorum yapabiliriz? Yazıdan önceki dönemde bizim için belge niteliğinde olan işte kullandıkları kapkacaklar ya da işte orada bulunan kemikler, bunlar bizim için tarihe kaynaklık edecekler. Çünkü neden? Yazı yok.
Yazıdan önceki dönemi aydınlatmak için bizim için önemli olan ne diyebiliriz o zaman? Arkeolojik araştırmalar yazıdan önceki dönem için önemli arkadaşlar. Yazının icadından önce, peki geçim nasıl sağlanıyordu? Yazıdan önceki dönemde arkadaşlar avcılık ve toplayıcılık vardı. Yazıdan önce... Avcılık ve toplayıcılık var. Avcılık ve toplayıcılık ne anlayacak biliyorsunuz? Çıkıp hayvanları avlama, toplayıcılık ise işte doğadan buldukları, yiyebilecekleri türdeki şeyleri toplamaktı. Peki daha sonra ne oldu arkadaşlar? Daha sonra avcılık ve toplayıcılıktan neye geçeceğiz biz? Üreticiliğe. Burada ne var arkadaşlar? Avcılık ve toplayıcılıkta tüketiciyiz. Yani doğada var olanı tüketiyoruz. Kendimiz yeni bir şey üretmiyoruz arkadaşlar. Pekala. Tarıma geçişle birlikte bizim hayatımızda farklı şeyler olacak. Yani insan hayatında farklı şeyler olacak. Ne? En önemlisi arkadaşlar. Tarıma geçişle birlikte yaşamımız ne olacak? Göçebe bir hayattan yerleşik bir hayata geçiş sağlayacağız arkadaşlar. Yani artık yavaş yavaş yerleşikleşeceğiz. Ama burada ne dedik? Burada neyiz arkadaşlar? Göçebe bir hayatımız var. Ya da konağa göçerde diyebiliriz. Nerede avlanabileceksek, nerede daha fazla bir şey bulabileceksek oralara geçiyoruz. Burada artık bir ürün ekip kendi üreticilerimizle başladığımız için arkadaşlar yerleşik hayata artık geçiş sağlıyoruz. Pekala yerleşik hayata geçiş sağladığımıza göre ilk yerleşim yerlerimize bakalım. Arkadaşlar Göbekli Tepe. Nerede Göbekli Tepe? Nerede Göbekli Tepe arkadaşlar? Şanlıurfa'da. Diğer neresi arkadaşlar? Çatalhöyük. Nerede Çatalhöyük? Çatalhöyük nerede arkadaşlar? Konya'da. Çatalhöyük Konya'da. Çayönü ise bir diğer yerleşik yerimiz. Nerede? Diyarbakır'da. Pekala. Çatalhöyük arkadaşlar. Göbekli Tepe Şanlıurfa'da. Çatalhöyük Konya'da, Çayönü Diyarbakır'da arkadaşlar. Dünya ilk yerleşim merkezi var bunların içerisinden. Neresi? Çatalhöyük ilk yerleşim merkezi. Ve arkadaşlar burası UNESCO tarafından Dünya Mirası listesindedir. Şöyle yapalım. Geldik Çayönü'ne. Çayönü nerede dedik arkadaşlar? Diyarbakır'da. Buranın önemli noktası ise en eski köy arkadaşlar. En eski köyleri. Nereye varmıştık yerleşim yerlerimiz arkadaşlar? Bugünkü Şanlıurfa, Konya, Diyarbakır. İsimleri Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Çayönü arkadaşlar. Bunların içerisinden bir tanesi UNESCO Dünya Mirası listesinde hangisi dedik? Çatalhöyük Dünya Mirası listesinde. En eski köyleri Çayönü. İlk yerleşim merkezimiz ise arkadaşlar Çatalhöyük.
Devam edelim. Şimdi sözlü kültürden bahsedelim birazcık arkadaşlar. Sözlü kültür dediğimiz ne? Nesilden nesile, kulaktan kulağa aktarılan kültür çeşidi değil midir arkadaşlar? Bir kaynak yok, bir belge yok, elle tutulabilecek bir şey yok. Fakat kulaktan kulağa, nesilden nesile geçen bir şey var. Mesela gelenek göreneklerimiz bunlara örnek olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü neden? Geçmişten günümüze gelen arkadaşlar o kadar çok gelenek ve göreneğimiz var ki adet dediğimiz, töre dediğimiz. Bunlar bizim için sözlü kültür kaynakları arasındadır. Devam edelim. Yazıdan bahsedelim birazcık. Yazı tarih açısından neden önemlidir? Bana cevap verin arkadaşlar. Yazı tarih açısından neden önemlidir? Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Cevap var mı hocam? Şöyle diyelim arkadaşlar, yazı bizim için kaynak olması bakımından önemlidir. Şimdi mesela bizim elimizde bir kil tablet geçtiğinde onun üzerinde yazan yazılardan biz o döneme ait bilgiler elde edebiliriz. Zaten şunu belirtelim, ilk ders verisinden unuttuk galiba. Biz bir dönemi inceleyeceksek o döneme ait düşüncelere sahip olmalıyız. Yani şimdi mesela 21. yüzyılda diyelim ki 13. yüzyıla ait bir şeyler inceleyeceksek 13. yüzyıl kafasıyla incelemeliyiz. O anın, o günün şartlarına, o dönemin koşullarına bakmalıyız. Günümüzdeki şartlarda incelememeliyiz. Şimdi yazının icadı ile arkadaşlar bizim için biraz daha kolaylık oldu. Neden? İşte bulduğumuz bir kil tabletin üzerindeki yazı bize geçmişe dair bilgiler verdi. Başka nelerden bahsedebiliriz? Yine birazcık yaşam şeklinden bahsedersek insana göç konusuna gelecek olursak arkadaşlar. Göç ne demek? Göç ne demek arkadaşlar? Burada mısınız? Geçen sorulara cevap verin. Hiçbir katılımınız yok şu an. Göç nedir? Bir yerden başka bir yere geçiş değil mi arkadaşlar? İşte mekan değiştirmek diyebiliriz. Bir bölgeden başka bir bölgeye geçmek diyebiliriz. Biz bunların hepsine ne diyoruz? Göç diyoruz. Peki. İnsanlığın ekonomik insan hayatının serüvenlerinin ekonomik aşamalarından bahsedecek olursak ekonomik aşamalarımız neler arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Az önce biraz bahsettik. Avcılık. İlk ekonomik aşamamız bizim avcılık. Bir diğeri arkadaşlar toplayıcılık. Daha sonra çobanlık. Şöyle yazalım. Avcılık. Avcılık, toplayıcılık, çobanlık, tarım. Ve ne diyebiliriz arkadaşlar? Uygarlık. Bunlar bizim ekonomik aşamalarımız. Avcılıkla başladık, daha sonra toplayıcılığa, daha sonra çobanlığa, daha sonra tarıma, daha sonra ise uygarlık şeklinde sayılabiliriz. İşte bu uygarlığı arkadaşlar işte tarımı şuraya öyle devam ettiriyoruz. Mesela makineleşme diyebiliriz. İlerleyen dönemlerde çünkü tarımdan alacağız. Makineleşmeye geçmiş olacağız. Başka nelerden bahsedebiliriz? Bir daha tekrar edelim. Bugünkü olayla tekrar arkadaşlar kaldığımızda yeni konuya geçmiş oluruz. Bugün nelerden bahsettik arkadaşlar? Tarihin tanımından bahsettik. Tarihin tanımı ne dedik arkadaşlar?
insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, yaşayışlarını yer zaman göstererek, yer zaman içerisinde göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak objektif biçimde inceleyen bilim dalına biz ne dedik? Tarih bilimi dedik arkadaşlar. Peki, tarihin konusunda neler söyledik? Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, dini, mimari gibi konular tarihin konusu olabilir dedik. Bunları örnek verdik. Mesela Cumhuriyet'in ilanı. Neydi? Siyasi. Savaşlar askeri, göçler sosyal, sanayi devrim ekonomik gibi bunları anlattık arkadaşlar. Daha sonra neden bahsettik? Tarih araştırmaları için iki önemli kavram var bizim için. Bunlar neydi? Biri olay, diğeri olguydu. Olay neydi arkadaşlar? Kısa sürede meydana gelmesi gerekiyordu. Kendine has olması gerekiyordu. Somut bilgileri içermesi gerekiyordu. Yer ve zaman belirleyecek, başlangıç ve bitişi belli olacaktı. Olguya geçtiğimizde ise daha uzun sürede gerçekleşecek, genel olacak, sürekliliği olacak, soyut olacak, yer ve zaman yoktu arkadaşlar. Pekala, ikisinin arasındaki farkımız neydi? Olay biricikti, kendine özgündü, tekrarlanamazdı. Olgu ise arkadaşlar tekrarlanabilir ve genel bir şeydi. Örneklendirirken de dedik ki, Malazgirt Savaşı tekrarlanamaz bir şey olduğu için kısa sürede, yani geri zamanı belliydi, işte kısa sürede meydana gelmişti. Bu olaydı. Anadolu'nun Türkleşmesi ise arkadaşlar neydi? Olguydu. Daha geniş kapsamlı, daha soyuttu çünkü. Başka neden bahsettik? Tarihte deney ve gözlem yoktur dedik arkadaşlar. Başka kaynaktan bahsettik bugünkü dersimizde. Kaynağı ikiye ayırdık. Birinci el kaynak, ikinci el kaynak. Daha sonra kaynağın sınıflandırmasını yaptık. Nasıl? İşte sözlü kaynaklarımızı, yazılı kaynaklarımızı, sesli görüntülü kaynaklarımızı ve arkadaşlar döneme ait kaynaklardan bahsettik. Bunlara örnekler verdik. Daha sonra tarih bilimine yardımcı bilim dallarını işledik. Tarih bilimine yardımcı bilim dallarımız nelerdi? Kronolojiden bahsettik, etnografiden bahsettik, antropolojiden bahsettik, filolojiden bahsettik, numizmatikten bahsettik. Bunların tek tek tanımlarını yaptık. Tarihte bize ne gibi yararlar sağladıklarından bahsettik. Daha sonra göçten bahsettik. Daha sonra arkadaşlar neden devam ettik? Takvimlerden devam ettik. Takvimleri ay yılı ve güneş yılı esaslı olarak ikiye ayırdık. Ayı ve esaslıyı Sümerlerden, Güneş'i ve esaslıyı ise Mısırlılardan yararlandığımızı söyledik. Daha sonra Türklerin kullandıkları takvimleri inceledik. 5 tane Türklerin kullandığı takvimimiz var dedik. 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali takvim, Rumi takvim, Miladi takvim, bir tanesini yine unuttum. Neyi sanmadık? 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali, Rumi, Hicri ve Miladi takvimde arkadaşlar. Hicri takvimde dedik ki bir yılı, ay yılı esaslıydı. O yüzden bir yılı 354 gün olarak hesap ediyordu. Miladi takvimimiz de güneş yılı esaslıydı ve bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanıyordu. Miladi takvimi biz şu anda günlük hayatımızda kullanıyoruz. Başlangıcımızı 1 Ocak kabul ediyoruz. Hicri takvimi ise arkadaşlar dini günlerin belirlenmesinde kullanıyoruz. İkisinin arasında 11 günlük bir fark var idi. Başka nelerden bahsettik? Tarih bilimini neden öğrenmemiz gerektiğinden bahsettik arkadaşlar. İlk yerleşim yerlerinden bahsettik. İlk yerleşim yerlerinde neler dedik arkadaşlar? Göbekli Tepe, Çatal, Büyük ve Çay Ölüydü. Bu üç bölge neredeydi arkadaşlar? Göbekli Tepe Şanlıurfa'da, Çatalhöyük Konya'da, Çayönü ise arkadaşlar Diyarbakır'daydı. Bunların içerisinden dedi ki bir tanesi UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı. Hangisiydi? Konya'da bulunan Çatalhöyük'tü arkadaşlar. Diyarbakır'da bulunan Çayönü ise arkadaşlar neydi? En eski
köy yerleşim yeriydi. Evet arkadaşlar, başka bugünlük bunlardan bahsettik. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Dersimizin bitimine çok az kaldı. Bu yüzden yeni konuya geçmeyeceğim. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorusu olan varsa bana yazabilir. Var mı hocam soru? Yok. Pekala arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.